bir kişi bile ölse eksilirim ben. Tüm insanlığın parçasıyım dedim ya. Sorma her seferinde çanlar kimin için çalıyor diye. Senin için çalıyor. İyi hafta sonları sayın seyirciler. Hepinize merhaba. Halk TV izleyicileri için hafta sonu sohbeti programında karşınızdayım. Aslında programı tanıtmak, bu programda neler yapmak istiyoruz demek istiyorum ama iki gün önce, cuma akşamı, bu ülke çok büyük bir acı yaşadı. Aslında acılarımız hiç dinmiyor. Kısa bir süre önce donarak ölen, donarak şehit olan iki askerimizi ağlamıştık. Bir futbol sahasında, stadyumda genç bir arkadaşımızı kaybettik. Sevgili Koray'ı kaybettik fakat ondan sonra insanlığımızın ölçüsünü ortaya koyan çok acı gerçeklerle yüzleştik. Bir genç arkadaşımız hayatını kaybetmiş e, ve yaşama veda etmiş. Fakat maç sonrası herkes şöyle kıyısından, evet bir arkadaşımızı kaybettik başımız sağ olsun diyor ve Hakem eleştirisine başlıyor. Hakem eleştirisiyle e, nereye varacağımızı bilmiyorum ama insan olarak o anda ben ekran başında çok utandım. Koray'ın annesini, babasını düşünebilirsiniz şu anda. Bir annenin yaşadığı acıyı düşünebilirsiniz. Babanın yaşadığı dramı düşünebilirsiniz. Ve bizim ortaya koyduğumuz gerçekleri bizim ortaya koyduğumuz o acınası halimizi göz önünüze gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman gerçekten de insan çok üzülüyor. Hani başkasının acısı sizin acınız olmuyorsa, başkasının üzüntüsü sizin üzüntüsü, üzüntünüz olmuyorsa gerçekten de insanlık artık sorgulanır hale geliyor. Şimdi Ernest Hemingway'in yazdığı Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı. Biz bu kitapla biraz önce ben programa o şiirle başladım. Şiiri şimdi arkadaşlarım arkadaşlarımdan tekrar rica edeceğim. Onu tekrar okumak istiyorum. Çünkü dünyadan birisi eksildiği zaman insanlık ölür. Koray'ın aramızdan ayrılışı böyle bir olayı bize hatırlatıyor. Ernest Hemingway Çanlar kimin için çalıyor? İşte John Donne'un bu şiirinden esinlenerek yazdı. Bir kişi bile ölse eksilirim ben. Tüm insanlığın parçasıyım dedim ya. İşte burada, burada Hemingway bize insanlığı hatırlatıyor. Maçtan sonra röportajlara baktığınız zaman o koca koca teknik adamlar, o koca koca futbolcular korayın acısından öte kaybettikleri puanlara yanıyorlar. Çizgiyi top geçti mi, geçmedi mi diyerek bizleri kendilerini sorgulamaya çalışıyorlar ama aslında ha sorguladıkları hakemler, hatalar değil, insanlıkları. Şampiyon olsanız ne olur ki? O gün 3 puan alsanız ne olur ki? 7 kere şampiyon olsanız, 17 kere şampiyon olsanız Koray'ın acısını Koray'ın acısını yaşayan annenin gözyaşlarını dindirebilir misiniz? Şimdi Koray'ın evlat acısıyla bundan sonraki hayatında yüreğinde oğlunun acısını yaşayacak bir annenin varlığını varlığından söz ediyorum. İşte biz insanlığımızı kaybettiğimiz için programı ben bu şekilde başlatmak istiyorum. Çanlar bizim için çalıyor arkadaşlar. Çanlar başkası için çalmıyor. Maçtan sonra oturup siz 3 puan giden 2 puana, kazanılan 1 puana ya da hakem hatalarına, top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi olaylarına bakarsanız işte o zaman kaybetmiş olursunuz. Bu kitabı mutlaka okuyun. Yani çanlar kimin için çalıyor? Ee, İspanya'da diktatör Franco'ya karşı Cumhuriyetin Cumhuriyetçilerin savaşını o kadar güzel anlatıyor ki... ...işte kitabın esin kaynağı da ünlü şair John Donne'un o şiirinden e, ilham oluyor Hemingway'e. Ve tabi yıllar sonra Fidel Castro bu kitaptan e, esinlendiğini, bu kitaptan ilham aldığını söyleyerek... E, ...Küba için savaştığını da ortaya koyuyor ama ben olayın bu şiir kısmıyla daha çok ilgiliyim. Biz... E, Maçtan sonra yapmamız gereken tek şey bugün maçı konuşmaya hiç gerek yok. Maçla ilgili yorum yapmaya gerek yok. Bugün bir yüreğimiz, bir genç kalbimiz bu stadyumda durdu. Biz onun acısını yaşıyoruz demeliydik. Sevgili seyirciler, sevgili Halk TV izleyicileri. Çocukluğumu ben hatırlıyorum. Annem babam bir cenaze evine gidip geldikleri zaman sap sarı bir benizle gelirlerdi acıyı yaşayan bir evde, bir cenaze evinden gelen iki insanın yüzünü görürdüm ben onlarda. Yas yeridir orası. Yas yerinde hiçbir şey konuşulmaz. Yas, yas yerinde dedikodu yapılmaz. Yas yerinde e, onun bunu eleştirisi yapılmaz. Sadece acı paylaşılır. Ama şimdi o gün orada bir cenaze vardı. O gün orası yas yeriydi o stadyum. Ama o stadyumda yaz yerinde maç sonrası o konuşan kişilere baktığımız zaman hakeme ver yansı edenler, bundan sonra ben konuşacağım diyenler, işte bundan sonra hep susuyordum konuşacağım diyenler çok üzücüydü. Manzara o kadar üzücüydü ki sizi ben şimdi bir Ayton Senna'ya götüreceğim. Hani o başkasının acısını yaşayan, başkasının acısını kendisine e, acı eğleyen bir büyük bir sporcuya götürmek istiyorum. 1994 yılında aramızdan ayrıldı. Ayton Senna. Şimdi sanırım arkadaşlar görüntüsünü de verirler. İşte ben 6-7 sene önce mezarını ziyaret etmiştim. Senna şöyle bir sporcuydu. Zaferlere odaklıydı. Hayatını hep kazanmak üzerine kurmuştu. Hep şampiyon olmak istiyordu. Ama piste şampiyon olmak istiyordu dışarıda başlı başına büyük bir insandı. Yarışlarda eğer yarışın sonuna doğru kazanmak üzere olsa bile kaza yapan bir arkadaşı varsa, şimdi onun videosu da gelecek. Kaza yapan arkadaşının yanına koşacak kadar, onu kurtarmaya koşacak kadar büyük bir insandı o. Ayrton Senna Şimdi görüntülerde izliyorsunuz, hayatı kazanmak üzere, hep zaferler kazanmak üzere olan birisi yarışı bırakıyor, işte ağır çekim izliyorsunuz, o yaralanan, kaza geçiren arkadaşını kurtarmaya gidiyor. Cuma günü telekom stadyumunda olanlar neydi peki? Seni sevmeyen ölsün şarkıları söyleniyordu ölen birisinin ardından. Hani ölenin ardından konuşulmazdı. Hani örf ve adetlerimize bağlıydık biz. Nerede? Nerede? İşte büyük bir taraftarlık örneği sergiliyor genç arkadaşımız Koray. Ruhu şad olsun. Onu saygıyla anıyoruz ama biz ona karşı insan olarak görevimizi asla yapmadık. Senna'ya dönmek istiyorum. Senna, hayatını kaybettiği yarıştan bir gün önce sıralama turlarında bir arkadaşını kaybetti. Avusturyalı pilot Ratzenberger geçirdiği trafik kazasıyla yarış sırasında, sıralama turları sırasında hayatını kaybetti. Çok üzüldü herkes. Ertesi gün yarış vardı. Yarış sabahı takım patronuyla konuşuyor ve takım patronu diyor ki gel bırak yarışları. Üç kere dünya şampiyonu oldun. Bak Ratzenberger aramızdan ayrıldı. Hayat böyle işte. Bir anda eksiliyor birisi. Gel hadi sen üç şampiyonluğun var bırak şu yarışları. Olmaz diyor. Benim hayatım kazanmak üzerine kurulmuş, kurulu ve yarışmayı çok seviyorum. Ve o günkü yarışta Hayton Senna da hayatını kaybediyor çok feci bir kaza sonrası aramızdan ayrılan Senna'nın cenazesine 3 milyon insan katılıyor Brezilya'daki. Ve Senna o gün hastanede artık öldüğü kesinleştikten sonra tulumunu çıkarıyorlar ve tulumunu çıkardıkları zaman Senna'da Avusturya bayrağı var. Tulumun altında. Eğer o gün şampiyon olsaydı, bir gün önce kaybettiği arkadaşı Ratsenberger'i kürsüde saygıyla selamlayacaktı. Ama ölüm ona bu fırsatı vermedi. Burada şunu söylemek istiyorum. Mesaj çok net arkadaşlar. Sporculuk böyledir. Spor böyledir. Rakibe saygıdır. Rakibin duygularını dikkate almaktır gencecik bir çocuk ölmüşse o maçtan sonra konuşacak hiçbir şey yoktur. Bir hafta konuşmayın. Sonra yine konuşursunuz. O zaman neyi konuşuyoruz biz? Hep hiddet, hep öfke ve sonunda kavgalı, gürültülü bir atmosferde yaşıyoruz arkadaşlar. Biz bunları yaşamak zorunda değiliz. Biz eğer sanatın edebiyatın ve sevginin rıhtımına yanaşırsak bunları yaşamayız. İşte görüyorsunuz orada Schumacher ve Ayrton Senna dünyanın en çok sevdiği sporculardan iki tanesi onlar. Her şey insanlık için yapıyorlar. Onlar elbette ki şampiyon olmak, yedi kere şampiyon oldu Mihai Schumacher. Üç kere şampiyon oldu Ayrton Senna. Dört kere Lewis Hamilton, dört kere Vettel şampiyon oldu. Jack Stewart iki kere şampiyon oldu. Emerson Fittipaldi şampiyonluklar kazandı. Ama onların dünyasını irdelediğimiz zaman, araştırdığımız zaman hayatlarını insanlığa diyorlar. Schumacher şu anda yaşamla boğuşuyor. Ölümle yaşam arasında gidip geliyor. Evi revire döndü. Yıllarca dünyanın parasını kazandı fakat şu anda biraz daha yaşayabilmek için bütün servetini harcıyor. İşte o Mihail Schumacher bundan sanırım 7-8 sene önce bir tsunami felaketi yaşandı Asya'da. Binlerce insan hayatını kaybetti. Schumacher o gün muhasebecisini çağırıyor. Hesabımızda ne kadar paramız var? Şu anda transfer edebileceğimiz 10 milyon dolar var diyor. Ardından "Peki burada ne kadar paramız var?" diyor. Bakıyor. "Bir 6 milyon dolarımız daha var." diyor muhasebecisi. "Peki bununla birlikte bütün parayı Tsunami felaketinde zarar görenlere göndereceğiz." diyor. Evet, 16 milyon dolar Schumacher Tsunami felaketinde zarar görenlere yardım olarak gönderiyor. Ve 14 ülkenin toplam yardımı, 14 bağımsız top, ülkenin toplam yardımı Schumacher'in yaptığı yardımların gerisinde kalıyor. İşte sporcu ruhu budur. Sporcu kendisini dediğim gibi insanlığın sorunlarına adarsa daha da büyüyor gözümüzde. Haiti'de yaptığı okul, Haiti'de yaptığı hastane Schumacher'in ona orada dua edenlerin çoğalmasını sağlamıştır. Bosna Hersek'te yaptığı hastane, dünyanın Afrika'da bilmediğimiz birçok ülkede yaptığı yardımlar bu Şumaher'in ne kadar büyük bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Biz bir maçtan sonra daha 50-60 dakika önce hayata veda etmiş bir genç arkadaşımızın, genç yüreğin acısını yaşamak yerine kaybettiğimiz iki puana yanıyoruz. Hakemin hatasıyla huzura çıkıyoruz. Var sistemini eleştiriyoruz. Aslında yok oluyoruz biz o söylemlerle. Yöneticisi çıkıyor, teknik adamı çıkıyor, futbolcusu soyunma odasında kavga ediyor. Ve orası cenaze evi. Evet, şu anda sevgili Koray'ın cenazesinden görüntüler geliyor, canlı yayındayız. İnsanın gerçekten de içi burkuluyor. Siyaseti konuşsanız ne olur? Futbolu konuşsanız ne olur? Bir teknik adam, sekiz kere şampiyonluk yaşatan Türk, Türk teknik adam diyerek sizi konuşsalar ne olur? Şimdi şu acı, işte orada oturan annenin, babanın acısı diner mi? Spor, dostluk, barış, kardeşliktir diyoruz. Büyük Atatürk ne demişti? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. İşte o kategorideki sporcular biraz önce saydım. Bir Brezilyalı, biri Alman. Ayton Senna yarışırken en büyük hedefi damalı bayrağı ilk, ilk önce kendisinin görmesi. Ama bir arkadaşı, kaza geçirmişse bırakıyor yarışı. Basıyor frene ve geliyor onu kurtarmaya çalışıyor. İşte Hemingway'in dediği bu. Ernest Hemingway'in dediği bu. John Donne'un dediği bu. Bir kişi bile ölse eksilirim ben. Tüm insanlığın parçasıyım dedim ya. İşte bu. Çanlar kimin için çalıyor diye sormayın arkadaşlar. Çanlar bizim için çalıyor gencecik bir yürek aramızdan ayrılıyor ve biz ne yazık ki onu konuşmuyoruz. Dediğim gibi başka başka konularla hem halkı meşgul ediyoruz hem de kendimizi daha daha aşağılara çekiyoruz. Keşke Hasan Ali Yücel'in dediği gibi hümanizm ve insan sevgisi diyor ya, hümanizm ve insan sevgisinin en iyi anlatıldığı yer sanattır diyor. Ve oradan esin oradan ilham almıştır insan sevgisi ve hümanizm. İşte aynı şeylerdir ama biz ne yapıyoruz? İşte Hasan Ali Yücel onun en önemli şubesi edebiyattır diyor. İnsanı en iyi anlatan şube edebiyat şubesidir sanatta. Biz okumazsak, yaşamı sorgulamazsak işte bütün maçlardan sonra ya da farklı siyasi olaylardan sonra başka başka şeyler konuşuruz. İki askerimiz donarak şehit oluyor, sorumlu yok. Hindistan'da tren kazası olur. Tren kazasında iki, üç, iki kişi ya da bir kişi ölse bile Ulaştırma Bakanı istifasını bırakır. Japonya'da Kore'de, Avustralya'da gelenek böyledir. Şimdi tabii diyeceksiniz ki, işte o yöneticiler, o teknik adamlar, o futbolcular gitti ailesine, bağış da yaparlar, yanında da olurlar, omuzda verirler. O an önemli ama, o an. O maçtan sonraki o duruş, o felsefe hayata geçirilmeliydi. Biz bunu yapamadık işte. Geçtiğimiz programda anlatmıştım. Göte, öldükten sonra cennetin kapısında, melekle konuşuyor. Melek diyor ki bir şairin acaba burada ne işi var? O da diyor ki ben öbür dünyada bir savaşçıydım ve bütün savaşımı insanlık için yaptım diyor. Aç da kapıyı gireyim diyor. Ve melek kapıyı açıyor, göte cennete gidiyor. İnsanlık için yapılan en önemli değerler, en önemli vurgular bunlardır arkadaşlar. Yönetmen arkadaşımız eğer hazırlarsa e, sevgili Koray ile ilgili hazırladığımız çok kısa bir klip vardı. O klipte bile Metallica, müzikler Metallica'ya aittir. Metallica insanlığın bu dünyadan bir kişi eksilirse yaşadığı yürek burkucu anları işte bu şarkıya döküyorlar. Metallica'dan İnsanlığı hep öne çıkaran, insan sevgisiyle yoğrulmuş o güzel insanların yaptığı bu minik müzik parçasıyla birlikte sevgili Koray'a veda ediyoruz. Nur içinde yatsın. Biz sana mahcubuz Koray. Bize devam edeceğiz. Okuyalım arkadaşlar. Kitapların dünyasına girelim. O dünyada bize gerçekten çok şeyler var zenginleşir ruhumuz, hayata bakışımız değişir, insanlığımızı sorgulamayı daha net bir şekilde yapabiliriz. Dublin'e gitmek istiyorum. İrlanda'ya. İrlanda'nın nüfusu 4,5 milyon arkadaşlar. Ve İrlanda'da ne kadar kütüphane var biliyor musunuz? 1280 kütüphane var. 80 milyona vardık diyoruz biz. 80 milyonun gururunu yaşıyoruz. Nüfus olarak 80 milyona ulaşmış bir ülkenin gururunu yaşıyoruz. Bizde ise 1100 kütüphane var. İşte İrlanda'nın farkı bu. James Joyce'un, Samuel Beckett'in, Oscar Wilde'ın, Bernard Shaw'un farkı orada ortaya çıkıyor. Bizde de büyük edebiyatçılar var. Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Nazım Hikmetler, Sabahattin Aliler, Fakir Baykurtlar, Haydar Ergüdenler, Ahmet Ümitler, Buket Uzunerler. Onlar da bizim Cemal Süreyyalar, Turgut Uyarlar, Özdemir Asaflar. Biz de onlarla aslında onların değerini bilseydik, onlara önemli değerini veriyor muyuz acaba tartışılır. Ama dünya edebiyatının... O saygın isimleri, biraz önce saydığım o İrlandalı isimler bizim hayatımızda çok önemli. İşte Godoy'u beklerken o dev yapıtı Samuel Beckett o coğrafyada yazıyor. Ulysses'e gideceğim. Ulysses, James Joyce'un yazdığı 2000 sayfaya yakın bir kitap. Bir gün anlatıyor biliyor musunuz? 2000, 1890 sayfa sanırım. Bir günü anlatıyor. Blom'un bir günü. 16 Haziran'ı anlatan bir başyapıt. Okuduk mu? Çok zor bir kitap Katılıyorum. En azından bilgi sahibi olduk mu? Bir yazar oturuyor, bir günü yazıyor. 1800 sayfada. Böylesine anlamlı, böylesine e, ben anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Bizim o dünyaya mutlaka girmemiz gerekiyor. Edebiyat, sanat, felsefe, tarih yörüngesinde mutlaka olmamız gerekiyor. İşte o coğrafyadan gelen Bernard Shaw diyor ki, bir gün İngiltere'de yaşıyor ama İrlanda hiçbir zaman kraliçeye bağlı kalmadı. Zaten 1917'de bağımsızlığını ortaya koydu ve bağımsız bir ülke olarak hayatını sürdüren bir ülke var karşımızda. İşte o İrlanda'nın Bernard Shaw'u nezaketi de elden bırakmayan çok büyük bir oyun yazarı. Bir gün bir oyununu yazıyor. Yazdığı oyunun galasına, ilk oyununa başkan, baş, İngiltere başbakanı Churchill'u davet ediyor. Aslında sevmiyor ama nezaketi elden bırakmamak için Davetiye de şöyle yazıyor. Bu akşamki oyunuma davetlisiniz. Davetiye iki kişiliktir. Şayet bir dostunuz var ise. E şimdi Nobel Edebiyat Ödülü almış Churchill'da yazdığı Kanter Gözyaşı Nutku'yla. Ee, Nobel Edebiyat Ödülü almış Churchill edebiyata çok meraklı. Aslında aralarında bir didişme de olsa Bernard Shaw'a da saygı duyuyor ve bir cevap yazıyor. Oyununuzun ilk gösterimine gelemeyeceğim işlerimin yoğunluğundan dolayı ama ikinci oyuna mutlaka geleceğim şayet oyun oynanırsa. İşte üslup, nezaket, çıtanın en yüksek noktada olması böyle bir şey. Bizde de siyasette tartışmalar yaşanıyor ama e şeyi görüyoruz. Nasıl kırıcı oluyoruz? Nasıl bir burada da aslında bir ikisi birbirini kırıyor ama bir yüksek perdeden. Atışma gibi, bizim şairlerin atışması gibi değil mi? İşte böyle bir dünya var. Bu dünyanın bakın özet okumamıştır Churchill hiçbir zaman ya da e, birisi ona gelip bir kitabın işte şu kitabı iki şehrin hikayesini alıp okumamıştır kimse. Özetini yapıp işte Churchill'a ok özetlememiştir. Churchill bunu kendisi okumuştur. Yoksa okumasa o kan ter göz yaşındaki o veciz sözleri kullanamaz, anlatamaz. İşte bundan dolayı onlar edebiyatın rıhtımında böylesine güzel atışmalara imza atıyorlar. İki şehrin hikayesi elime almışken bu kitap dünyada en çok satan kitap. İlk bestseller olan kitapsa Göte'nin Genç Werther'in Acıları kitabıdır. 1800'lü yıllarda yazılan o kitap bestseller olan ilk kitaptır. Ama şu an dünyada çok özel bir klasik. Londra ve Paris'i o kadar güzel anlatır ki Londra'daki o ihtişam ihtişam yaşanır Londra'da o ihtişam yaşanırken Paris'teki karanlığı o kadar güzel anlatıyor ki ama iki kentte de hep umut vardır. Çünkü hep yeniliği açık iki kent. Hep işte buhar devrimi Londra'da olmuştur. İşte Fransız devrimi Fransa'da olmuştur. Hep böyle güzellikler yaşanmıştır. Nobel Edebiyat Ödülleri'ne baktığımız zaman dünyada en çok Nobel kazanan ülke Fransa'dır. Fransızlardır. İşte bu kitap en çok satan kitaptır. Nobel'i en çok alan ülke Fransa'dır. Ve Fransa denince akla Balzac geliyor değil mi? Balzac'tan bir Kiev'e doğru geçeceğiz. Paris, Londra'dan bir Kiev'e doğru geçmek istiyorum. Çünkü Kiev denince akla çok şey geliyor. Ukrayna, şimdiki Ukrayna, eski Sovyetler Birliği'nin içindeki Kiev. Kievler şöyledir. biz çok yetenekliyiz. Pireye bile nal çakarız derler. Ve e, Kiev'de çok özel e, isimler vardır. Balzak, Balzak'a gelmek istiyorum. Hani biz hep tartışırız ya, Dostoyevski mi, Tolstoy mu, Balzak mı? Şimdi Dostoyevski diyor ki, biz Gogol'ün paltosundan çıktık. Gogol'ün paltosu öyküsünü, romanını okumadıysanız mutlaka okuyun. Akaki Akakiyev için o muazzam hikayesini mutlaka okuyun. Dostoyevski referans. Bundan daha iyi bir referans olabilir mi? Bir kitabı önerirken bundan daha iyi bir referans verebilir miyim ben size? İşte o Dostoyevski diyor ki, biz Gogol'ün paltosundan çıktık ama Gogol'ün esin kaynağı, Gogol'ün hayran olduğu yazar da Balzac. Vadideki Zambak, Goryo Baba ve nice kitaplar. Şimdi o zaman işte Fransız edebiyatının önemi burada ortaya çıkıyor. Dostoyevski Gogol diyor, Gogol Balzac diyor. Balzac, eğer Balzac'tan bir kitap okuyacaksanız Gorya Baba'yı mutlaka okuyun. Hani hayatında hiç baba olmamış bir adam Balzac, hiç evlenmemiş. Ama Gorya Baba'da kızları Anastasia ve Delfina'nın durumunu, durumu karşısında büyük bir trajedi yaşayan Gorya Baba'yı o kadar güzel anlatıyor ki. Değerli hocam, Burada saygıyla anıyorum aramızdan ayrıldı kendisi Emin Özdemir. Onun için şöyle diyordu. Dünyanın bütün babaları bir araya gelse Balzac'ın anlattığı babalık sevgisini anlatamaz. İşte ben böyle diyorum. Siz bu kitabı mutlaka okumalısınız. Goryo baba yalnız da olmalı. Klasikleri mutlaka okuyacağız arkadaşlar. Kiev'e dönmek istiyorum. Kiev 2. Dünya Savaşı'nda birazdan Kiev'deki Nazım Hikmet'e de geleceğim. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler tabii önce St. Petersburg şimdi o zamanki Leningrad'dan girdi, Kiev'e geldi, Kiev'i de işgal etti, Kiev zapt edildi, alındı ve artık Moskova'ya doğru yola çıkmış çıkacaklar. Fakat Hitler Kiev'de moral depolamak istiyor. Kiev'in çok meşhur bir takımı var. Zafere Kaçış filmine konu olan bir öyküyü anlatıyorum. Şimdi burada arkadaşlarım o Zafere Kaçış filminden kısa görüntüler de var. Şimdi onları da vereceklerdir. Ee, Alman ordusu, Kiev'in meşhur takımı fakat takım kapatılmış ve bütün oyuncular bir fırında çalışıyorlar. Ve o fırında çalışan futbolcularla bir gün bir Alman albayı geliyor diyor ki bizim diyor askerlerimizle maç yapacaksınız işgal ettikleri Kiev'in ünlü futbol takımının oyuncularıyla maç yapmak istiyorlar. Hepsi bir fırında çalıştırılıyor, köle gibi bir hayatın için içerisine savrulmuşlar ve ilk maç yapılıyor. Kievli futbolcular Alman ordusunu yerle bir ediyor. Yeşil sahada onları yerle bir ediyorlar. Ardından ee, Alman general kızıyor. Albay kızıyor. Diyor ki ikinci bir maç daha yapılacak. Bu maçta kesinlikle yenileceksiniz. Çünkü Alman ordusunun moral ihtiyacı var. Tekrar bir maç daha yapılıyor. İlk yarı 2-0 galipler. Kim? Alman ordusu değil. Onurlu Kiev'li futbolcular. Gogol'ün torunları. Şevçenko'nun ünlü şair Şevçenko'nun torunları, ünlü futbolcu Şevçenko'nun adı da Şevçenko ile konuştuğumda söylemişti. O ünlü Çarlık Rusyası döneminde Nazım Hikmet gibi yurdundan edilen Şevçenko'dan geliyor. Ve soyunma odasına, devre arasında soyunma odasına Alman komutanlar giriyor. İkinci yarı mutlaka yenileceksiniz. Alman ordusunun 3-2, 4-2 veya 5-2 galip gelmesine imkan tanıyan bir futbol anlayışı içerisinde olacaksınız diyor. Ya da ölürsünüz diyorlar. Onurlarını seçiyor. Kievli futbolcular ikinci yarı 3 golde haltıyorlar. 5-1. Hitlerin askerlerini bir daha sahaya gömüyorlar. Ama ondan sonra onlar da acılarla baş başa kalıyor bir savaşın içindeki Kiev hatırasını anlatmak istedim. Kiev dramını ortaya koymak istedim. O Kiev ki bir gün Nazım Hikmet'i ağırladı. Nazım Hikmet trenle Moskova'dan Kiev'e geliyor. Ve Kiev'de Şevçenko Müzesi'ni gezmek istiyor. Şevçenko Müzesi üç katlı bir müze. Ve kalp rahatsızlığı var. Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet bu rahatsızlığından 2-3 ay sonra Kiev'e geliyor ve merdivenleri çıkarken tam 3. kattaki Şevçenko'nun cam ekanda bulunan Şevçenko'nun kalemini görmek istiyor. Şevçenko'nun kalemi diye muazzam bir şiiri vardır Nazım Hikmet'in. Çünkü aynı kaderi paylaşıyorlar. İkisi de vatan hasretiyle yanıp tutuşmuş. Ve kalbi sıkışıyor. Zorlanınca Müze müdürü Nazım Hikmet'i görüyor ve onu tanıyor. Bunu bana müze müdürü anlattıydı. Müze müdürünün annesi o dönemki müzenin müdürlüğünü yapıyormuş. Annesinden sonra Natasha hatta adın ne dediğimde Natasha dedi ben gülümseyince ne oldu dedi Türkiye'deki Natasha'lara mı benzettin de onun için mi gülümsedin dedi. Hemen toparladım ben. Hayır dedi ne ilgisi var dedim ben. Savaş ve barıştaki Natasha geldi aklıma dedim. Gülümsedi. Neyse öyle olsun dercesine bana o hikayeyi anlattı. Nazım Hikmet o anda geliyor ve o kalemi görme noktasına çıkamayınca diyor ki ben sizin hayranınız Natasha'nın annesi demiş. Ben sizin şiirlerinizi okuyorum hep ve sizin hayranınızım. O kalem şimdiye kadar cam mekandan hiç çıkmadı. Fakat ben sizin için çıkacağım, onu çıkarıp size buraya getireceğim kalemi. Ve o kalem üç dakika sonra Nazım Hikmet'in ellerinde. O kalemi güzelce bir okşuyor, dokunuyor. Ve Nazım Hikmet o kalemin kendisine verdiği ruhsal rahatlamayla o kadar mutlu oluyor ki. Çok teşekkür ediyor. Çok teşekkür ederim diyor, beni çok mutlu ettiniz diyor. Belki de hiç göremeyecektim. Belki de, hayır yukarıya çıksaydım, cam mekanda görecektim. Şimdi o güzel ellerin dokunduğu kaleme ben de dokunuyorum diyor. Diyor ve oradan çıkıyor. İşte Kiev, eğer yolunuz düşerse oraya mutlaka gidin. Kiev denince akla Oleg Blokin geliyor. Oleg Blokin o dünyanın en ünlü futbolcularından birisiydi ki, ben ona geçen programda da söyledim. Sorduğumda e, sahadaki duruşundan e, kesitleri çok iyi biliyoruz Blokin'in. Saha dışında nasıl? Ben futbolu bıraktıktan sonra siyasete atıldım. Çünkü artık bana siyasette ihtiyaç vardı. Onun için Sosyalist Parti'den aday oldum ve milletvekili oldum. Orek Blokin. Peki dedim futbolcu olarak... E, ben çok okuyan futbolcuları merak ediyorum, sizin de okuduğunuzu biliyorum. Nasıl okumayla ilişkiniz nasıl sizin? 15 yaşındayken hamleti bitirdim dedi. İşte 15 yaşında hamleti bitiren bir futbol adamı daha mantıklı konuşur, daha e, düzgün ifadelerle bizim karşımıza çıkar. Biz de eğer futboldan beslendiğimiz kadar edebiyattan da beslenseydik, o ünlü futbolcularımız toplumumuza örnek olurdu. Ben Paul Breitner'le, Almanların efsanevi futbolcusu Paul Breitner'le konuştuğumda şunu söylemişti. Ben haftada iki kitap okumazsam kendimi antrenmansız hissederdim. Ne kadar güzel konuşuyorsun Breitner dedim. Felsefe de okudum diyor. Sokrates'i e okudum diyor. Hani Sokrates diyor ya, so felsefe neyi bilmediğini bilmektir. İşte haddini bilmek, bir duruş sergilemek budur arkadaşlar. Okuyacağız. İşte Kiev'deki o hikayenin aslında temelinde yatan budur. Okuyan onurlu futbolcular Alman ordusu emir verseler bile onları etkileyemez. Asla etkileyemez. Yani biz siyasetin e, en gergin anlarında bile atıyor. Mecliste konuşma yapılsa, birisi çıksa, Nazım Hikmet'ten bir şiir okusa. Ya da dese ki, Sezai Karakoç'tan bir şiir okumak istiyorum. Sezai Karakoç'un Mona Rosa'sını okusa. Hani o Akrostiş'le Muazzez Akka'ya yazıyor ya, şiirin baş harflerinin her satırın baş harfiyle. Minik bir dinleyelim, devam edeceğim. Monaroza Siyah güller Ak güller Gülcenin gülleri Ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş Merhamet ister Ah Senin yüzünden Kana batacak Monaroza Siyah güller Ak güller Olur aya karşı kirli çakallar, Bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Evet. Mona Rosa'sı vardı Sezai Karakoç'un. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken mezuniyet töreninde Cemal Süreya da arkadaşı Muazzez Akkaya'ya aşkını ilan etmek istiyor. Ve bu şiiri okuyor. Fakat haberi yok Muazzez Akkaya'nın. Onun aşkıyla yanıp tutuşuyor, ayakta alkışlıyor bütün siyasal bilgiler fakültesi. Bir daha okuyor. Ama hiç oralı değil Muazzez Akkaya. Sezai Karakoç yüreğindeki o aşkla hala yaşıyor. Geyveli ya sevgilisi, geyveden bir yazlık alıyor. Her yaz oraya gidiyor. Muazzez Akka'ya orada olmasa bile, Amerika'da evli üç çocuk annesi olsa bile ve Sezai Karakoç hiç evlenmiyor. Bunu anlatın. Buradan bir örnek versek meclisteki konuşmalarda olmaz mı? Veya bir futbol adamı soyunma odasında böyle bir şiirden bahsetse, ne işi var edebiyatın soyunma odasında diyebilirsiniz. Ama Kiev'le anlattım ya biraz önce Kiev'le o futbolcuları. Ne yapmıştı onlar biliyor musunuz? Labanovski, Dinamo Kiev'in ve Sovyetler Birliği milli takımının hocası devre arasında takıma kitap okutmuş. Dasev anlattı, Blokin anlattı bunu, Belanov anlattı. İlk yarı 1-0 galip Dinamo Kiev devre arasında kitap okutuyor hoca. Dasev Anna Karenna'yı okuyor. Blokin Karamazov kardeşleri okuyor. Belanov Gogol'ün paltosunu okuyor. Ve ikinci araya çıkıyorlar, 3-1. Belanov demişti ki, biz kitap okuduğumuz için galip geldik diyemem ama bir 15 dakika biz işte başka bir dünyaya gittik, hep taktik değildir hayat, hep kazanmak değildir. Labanovski bize bunu aşılamaya çalışıyordu. İşte onun için dünya edebiyatında Rus edebiyatının yeri çok ayrıdır. Latin edebiyatı da, Amerikan edebiyatı da, İngiliz edebiyatı da, Türk edebiyatı da, Yunan edebiyatı da çok önemlidir. Biz yeter ki o kaynaklardan faydalanalım. Faydalanmamız gerekir zaten. Geyve'den Rio'ya gitmek istiyorum. Marakana stadına gitmek istiyorum. Bir başka e, masalla, birinci bölümü bitirmek istiyorum. Şimdi 1900 Dünya Kupası tarihi 1930'da başlar. İlk kupanın finali e, ilk kupa 1930'da Uruguay'da oynandı. Final Centenario Stadında oynandı. Ben de şunu da açıklayayım arkadaşlar. Dünya Kupası tarihine, futbol tarihine, siyasi tarih, edebiyat tarihine, felsefe ok çok meraklıyım. Çok okumaya çalışıyorum. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Geçen programda da dedim, Hepimiz cahiliz. Ben de bir cahilim. Yeni şeyler öğrendikçe insan ca ne kadar cahil olduğunu anlıyor. Ben Dünya Kupası oynanan bütün stadyumları gördüm ve oradaki o duyguyu yaşadım. Ve beni en çok etkileyen stadyumların başında ilk finalin oynandığı Centenario Stadı, çok etkileyiciydi ve 1950 Marakana. Marakana'da o gün yer yerinden oynadı. Dünya futbol tarihinin en çok seyirciyle izlenen maçıydı o. 210 bin kişi Brezilya'daki maçı izliyordu. Ve biz ee, o maçta eğer Brezilya Uruguay'la finalde oynadığı Uruguay'la berabere kalsa dünya şampiyonuydu. Çünkü o zaman puan sistemi vardı. Fakat ilk yarı 1-0 önde, ikinci yarı 2 iki gol yediler ve kupayı Brezilya'da ev sahibi Brezilya'dan Uruguay aldı. Yer yerinden oynadı dedim. Dört kişi kalp krizinden öldü. Yüzlerce kişi komaya girdi. Binlercesi sahadan tribünden ayrılamadılar. İşte o gün tribünlerde olan ve o gün on yaşında olan gencecik bir çocuk kahrından ölen babasıyla göz göze geldi. Babasının hüznünü yakaladı. Elbette ki çocuk da üzülmüştür ama babasına şöyle diyor. Baba diyor hiç merak etme diyor. Ben büyüyeceğim, futbolcu olacağım ve sana bir dünya kupası getireceğim. 1958'de 18 yaşında şu an görüntülerde olan işte Pele öyle doğuyor. Pele 1958 İsveç'teki Dünya Kupası'nda Galler maçıyla başlayan parlama serüvenini 70'li yıllara kadar sürdürdü ve onun olduğu Brezilya 3 kez dünya şampiyonu oldu. İşte çocuğun hayali de böyledir. Babasını hayaliyle yakalamaya çalışıyor. Babasının hayaline dokunuyor ve o hayali tam 8 sene sonra hem de 18 yaşındayken gerçekleştiriyor. Pes etmeyeceğiz. İnanacağız önce inanacağız ve onun hayata geçirilişine tanık olacağız. İşte Pele'nin masalı böyle başlıyor. Dilerseniz Brezilya'ya, Arjantin'e geçmişken çok minik bir hikayeyle birinci bölümü Latin Amerika'da bitirmiş olalım. Önce bir Boka taraftarının o Muhteşem maç öncesi görüntüsünü izleyelim. Ee, yönetmen arkadaşım eğer hazırladıysa e, elimizde var. Onu izleyelim üzerine çok kısa bir hikaye anlatacağım. Evet, Boca ve River Plate Arjantin derbisi olağanüstü bir derbidir. Ee, bir gün bir Bokalı taraftar e, idam mahkumu. İdam edilecek. İdamdan önce son isteği soruluyor ona. Gardiyanlar, herkes onun biliyor bir Boka taraftarı olduğunu. Diyor ki, ben ölürsem, beni öldürdükten sonra tabutuma River Plate bayrağı diyor. Herkes şaşırıyor. Gardiyan diyor olur mu ya sen bokalısın nasıl olacak o diyor. Hayır siz asın diyor. Olur mu ya sen bokalı değil misin? Biz hep bo evet bokalıyım hem de ölümüne bokalıyım diyor. Ve cevap veriyor. Diyor ki bu dünyadan bir River Plate'li göçtü diye bizim bokallar sevinsin istiyorum. İşte Arjantin'deki, Latin Amerika'daki futbol tutkusu bu noktada. Yani oraya gittiğiniz zaman böylesine çılgın taraftar topluluğuna da rastlarsınız. Ama tribünde devre arasında kitap okuyanlara da rastlarsınız. Bunların hepsi o coğrafyanın, o coğrafyanın bize sunduğu güzellikler ve e, birinci bölümü Latin Amerika'daki bu güzellikle noktalıyoruz. Arjantin'e girmişken Borges'e de bir selam göndererek bitirelim birinci bölümü.